7 kardeşler ilkiyim yani o zamanları. 1945 o zamanı kıtlık senesi diyorlar yani o zamanları yani. Babam çok geçmeden askere gittiğini, bu askere gittiğini bilmiyorum. Yalnız askerden geldiğini biliyorum. Yani biz iki tane çocuğu vardı askere giderken de gün. Biz tabii fakirdik, hiç şey yok. Yani bir gözlü bir evdeydik. Bir gözlü yani. İki gözlü de değil bak. Bir gözlü bir evde doğdum yani. O da şeyden kalma zamanında düşmanlardan ayrılmış. Şimdi biz de mısır ekerdik. Bak mısır ekerdik. Babam böyle çok daha ekerdik. Mesela annemle beraber giderdik. İnan Mayıs ayı gelmeden şeyimiz biterdi. Mısırımız biterdi. Satın almaya gidiyorduk. Mesela sağdan soldan artık mısır almaya giderdik yani. Toprak verimsizdi yani. Şey demezdik. Artık böyle babam 3-5 kuruş gönderirdi oradan doğru yani. Onu yerdik işte mecburen. Zaten ev dersen bir gözle ev, sonra onu bir ev yapmaya kalktık yani, iki gözle çevirdik işte. Böyle burada çok uğraştık, çileli yani. Babamız bizi biz gurbete yani aldı. O zamanları gurbete geldik. Yani gurbet dediğimiz İstanbul'a. Babam cam fabrikasında çalışıyordu. Bizi göç olarak yani buraya Paşabaşı'ya aldı. Paşabaşı'ydı 53 senesinde, hatta biraz usluydum yani. 8 yaşında falan yani şeydi, gayrı oldum. Orada 2 sene Paşabaşı'da okul, tek okul vardı o zamanları. Orada okula devam ediyorduk. O zamanlar okula da yemek veriyorlardı. Fakat bize vermiyorlardı. Orada şey söylemişler, böyle böyle bayağı fakir çocuklara veriyorduk demişler. Babam da demiş ki, ben demiş, çoğum demiş, ben bakarım demiş. Yani ona sebep şey etme yani, veririm bunun parasını gibilerden. Eğer 7,5 kuruş bulabilirsem okulda kalıyordum. Bir çeyrek ekmek alıyordum. Eğer bulamasam doğru Çukurcay denen yerde kirada duruyorduk. Oraya geliyordum yemek yemeye artık mecburen öldüğünde şey Paçıza'da okul. O zamanında bir tek bir şey vardı orada Paçıza'da. Sabit. Ondan sonra yapıldı gerisi. Birinci seneye yani Paşabaşı'da yani şey ettik, okulu tamamladık. İkinci sınıfa geçtim. İkinci sınıfa tekrar köye gidiyoruz yani o zaman fındık zamanı oluyordu yani. Memlekete bırakmıyorduk yani. İkinci sefere gelişinde şeyle geldik. Tren vapuruyla geldik. Hepsi de 5 gün, 5 gece. Öyle geliyorduk yani. Aeroposta değillerdi. Öyle ağır ağır geliyordu şeydi gemiler yani. İkinci sene işte yine buraya Paşabaşı'ya geldik yani. Orada da devam ettim. Fakat tamamlayamadık okulu yani. Oradan naklimi şey aldım. İşte memlekede. Tekrar yani Tiraboğlu'ya geldim. Tiraboğlu'da da geldiğimde şey yok, okul yok köyümüzde. Tamam 2 saatlik yerde bir okul var. Bak şimdi. Oraya kaydımı verdiler. 2 saatlik yere yürüyemedim. Tam 3 sene ara verdik okula. Bak burada okulumla beraber 3. sınıfa geçtim. Öyle kaldım. Tekrar köyümüzde bütün sağdan soldan okuyanlar vardı mesela. 3 tanesi falanca okulda, 5 kişi falanca okulda böyle billendi. Bir eğitmen verdiler. Birinci sınıfta okuttu işte 5'i de okuttu. 5'te 11 kişiydik sağdan soldan gelme. O zaman şey ettik, 5 kişinin 7 tanesi geçti. 4 tanesi de kaldı gene yani burada o zaman okulda.
Ben 15 yaşlarına falan gelenden sonra yine şeye döndüm, İstanbul'a. Amcam vardı burada benim. Amcam yanında belki bir çırak işe uyar bir yere diye yani öyle geldik yani diplom alandan sonra. Amcam da doğru bir şeye şey etmedi yani. Böyle bir şeye girdik. Lokantalarda, bilmem şunlarda, bunlarda kaldık. Depeköy dediğimiz yere geldik. Yani Paşabaşı. Hep Paşabaşı'da geldik. Ekseriyetli yani şeyimiz. Beykoz Paşabaşı. Yani durağımız orası oldu. Köylerimiz burada biraz fazlaydı. Burada kaldık amcamın yanında. Ondan sonra 18 yaşına gelenden sonra artık şeye devam ettim. 18 yaşında nişanlandık köyde daha doğrusu. Ben gurbete bir daha döndüm. Gene Paşabaşı'ya geldim. Bak şimdi bunun için anlatayım. 60 senesiydi, unutmayayım. 60, 61, 63'e kadar şeyde devam ettik. Askeri dönünce çalıştım burada, şeyde çalıştık. Hamidiye gemisi vardı şeyde, Sultaniye'de, gemi bozmalarında. Bir de para kazandık, 15 lira yemeyen vardı. O zaman yemeye iyi yani orada. Şimdi biz dedik ki bunu falancı isteyelim, alalım, isteyelim dedik yani artık. İstedik. O zaman önce bir oldu, sonra olmadı. Eğer soruyorsan çok yani şeydi yani böyle devam etti. Ondan sonra işte neyse en sonunda nişanı koyduk yani ama biraz uğraştan sonra. ...17 yaşında falan bu nişanlandı yani o zamanları. Ben daha fazlaydım, biraz askerini yapmadım da yalnız ben. Bir yaş aramız var işte, 18 yaşında bu şey. Bir yaş farkımız var. Sonra ben geldim, biraz çalıştım gurbet işte, Hamidiye gemisinde şunda bunda yani bozma olarak. Biraz birkaç kuruş para billedik kendimize göre. Gittik düğüne yapacağız. Haburasıydı, şurasıydı derken bizi askere gönderdiler, düğünümüz olmadı yine. Askere gittik neyse biz. Askerin yedi yaptığımı söylemeyeyim, demeyen üzüm yok. Bolu'da yaptım daha doğrusu, oraya geldim. Neyse, oraya izinlikten bir sene olandan sonra buraya izin istiyorum, izin alamıyorum komutandan o zaman. Oraya şey, düğün yapacağız yok, öyle bir şeye düştüm yani. Neyse adam izini şu var diye bir şeyle beraber komutan izin aldım. Ramazan'a çattı bu sefer de, düğün Ramazan'da biliyorsun olmuyor. Hadi 11 gün mü ne vardı işte şeyimiz evimiz, evlendik işte, askerden izini gelişti yani. Hayatımız bu. 1966'da. Dayım vardı ben burada gemilerde garsonda, onu da anlatayım. Dayım dedi ki ya madem burada ne duruyorsunuz dedi köyde de biz biraz köyde çalışır gibi olduk yani çaylık malik yapıyorduk o zamanlarda. Siz gurbete gelin dedi. Bir de kardeşim vardı benden küçük. İkiniz de gelin dedi. Mustafa'yı dedi yanıma alır mı dedi dayım. Rahmetli oldu. Sen dedi iş bulursun kendine dedi benim için öyle şey mektubu yazdı. Bize bir 400 lira para gönderdi o zaman. Yani o zaman birisi bir rakamı para vardı şey diyordu. Gönderdi aldık dayım Allah razı olsun doğru geldi. Ben de amcamın yanında bir gece yattım. Bir gece yattıktan sonra yani 3-5 kuruşumuz vardı. Hemen ben bir oda tuttum. Yani bir gaz ocağım vardı. Bunda bir de yorganımız vardı iki kişinin yani. Orada işte bir şey de vardı. Çul diyor, bize tuttu. Dastar yani. Ne oldu? Orada kaldık o gece işte. Çok geçmeden ben şey ettim. Eski çalıştığım yere girdim bir hafta kadar. Çalışırken cam fabrikasında işim oldu. Bir şeyden doğru. Cam fabrikasına girdim 68'in Mayıs ayında. Bu malların ağzını parlatırdık biz. Yani bardakların ağzını parlatırdık. Biraz da boyana da çalıştık. Yani altın yaldız derlerdi. Yani o bardakların üzerine süs yapardık yani. Orada öyle çalıştık ya 5-10 sene. 23 seneyi orada tamamladım yani şeyde cam fabrikasında. 2 sene de askerlik ödedim. Günü gününe emekli olduk yani. 46 yaşında emekli oldum. Cam fabrikasına girenden sonra yani fındıktan sonra diyeyim o zamanlar Eylül, Ekim, Kasım aylarında falan aldık bunu yani evimize. Yani Mayıs'tan hesap et. Mayıs'tan Kasım arasında ne kadar fark var? Bu arada aldık işte bunları. Biz İstanbul'a geldik. Dişancımıza kuş oluyor haberin yok.
Köyde çalışıyorsun akşama kadar odun taşıma köyde. Çoktu. Eskiden iş çoktu. Çok oturma yoktu. Çalışma çoktu. Çalışırsan kendini bakırtıyordun. Geldik işte buraya. Bir oda İstanbul. Bir gece kondur da var, bir gece kondur burada var. Ev yok İstanbul koyadı. Aşağıda var da buralarda yok. Çamur her taraf, yol yok. Bir katır at arabası takır aşağı, takır yukarı. Başka bir şey yok. Odun, kömür at arabasıyla geliyordu. Su yoktu, suyu tulumbalardan taşıyordu. Omuzlarımızla, omuzluğuna. Koy İstanbul'a geldik. Çin'e geldi seninle bile. Böyle böyle işte. Sonra işte günden güne maaş boşaldı. Biraz fazlalaştı. İnsanlar fazlalaştı. Bak düzeldi ortalık. Çok şükür Allah'a. Memleketten gelmek bir tek büyük oğlum vardı benim. Ötekiler hep burada oldu. Üç erkek iki kız. Kapılara ateş yakıyorduk. Bezleri beyaz bez yapıyorduk. Şimdikilerde öyle bir şey yok. Kıyılarını dantelliyorduk, işliyorduk. Bembeyaz asıyorduk. Kaynatıyorduk fakir fakir o bezleri. Yani çocuk bezleri. Öyle vardı evvelden. Su yok nerede? Ama benim bir şansım vardı. Nereye kiraya gittimse kapısında tulumba vardı. Yani ondan şansım vardı. Sonra buraya geldim. Burada da komşular da yakın vardı. Yani olmayanlar çok çekerdi. Giderdi, gelirlerdi bizim kapıda tulumbaya gelirlerdi. Yarım saatlik, bir saatlik yolda tenekeyle omuzluk asılıyorsun böyle götürüyorsun. Buraya biz geldik. Bu üstünkü yol yani caminin olduğu yer öyle söyle asfaltla inen elektriği yoğdu. Biz burada o zamanki elektrik davası şey yaptık, billendik ama gene şeyler vardı yani gece konular bir tane iki tane vardı. O zaman dedik ki gelin buraya elektrik alalım dedik. Yani direkt mürek hiçbir şey yok. Kalktık beş kişi mine çıktık. Beş kişi şeyde bildik. O zaman idare dedi ki bize işte o zamanki paralarına kaç paraysa para yatırın dedi. Ondan sonra bu 5 sene sonra bu paraları gerisi geri alacağınız dedi. Yalnız dedi siz de bu parayı verirsiniz dedi o zaman idarede. Şey demesiniz. Herkes elektriğini alır buradan dedi. Niye almadın para vermedin ne diyemezsin bak ona göreydi. Buraya imzayı at dedik. İnan 5 kişi çıktı. 5 kişi bu camiden ta bu ileri kadar yakın yani bir komşumuz daha vardı rahmetli oğullar. Onun yanına kadar inan bu 5 kişi çektik buranın şeyini. Önce bir direk parası yatırdık. O devirde öyleydi. Sonra hat parası yatırdık. Ondan sonra elektriklerimize geldiler, bağladılar. O da saatimiz de yoldaydı yani oradan meşahatine. Aydınlatmaya şey ettik yani. O zaman dolap yok, bir şey yok. Sadece aydınlatma yetti bize şey lambasından. Köye gittiğimiz zaman şimdi yol yapılmış. Burada ağaçları kestiriyordu biliyorsun fındık bahçesinde. Onları burada keserik yani şeyleri domururuz. Yani çuvallara koyarız. Oradan sonra alırız şimdi yolumuzda yapılandan sonra yani. Tabii geliriz. Keserim. Fındık atlaması bahçesinde. Onları alırız oradan doğru. Geliriz başka yapacağımız bu yani yeni yoldan. Bu gitme. Gübreyi koyarız. Allah izin ederse bahçenin ışkalarını alırız. Başka daha ne yaparız? Başka bir şey yok. Ben çok kadar çok gidebiliriz. Biz yaşlı adam. Onları artık şey deriz. Bu zaten de, sen zaten bahçe Allah etmiyor, gitmiyor mu? Yeter ya. Sen de iki ışka kesiyor çöktüğü yerden geçip gidiyor, ben bırakıyorum. Tamam işte. Sen hiç, gidersin. Ben yeni oğlu olsun diyorum, sen hiç gitmiyorsun ha. Ben bir çay getireyim, sadece tamam. İç. Tamam. Teşekkür ederim hadi. Hadi bakalım, bismillah. Hacım buyur. Sağ ol, çay teşekkür getireyim. Ederim, sağ ol. Bir şey değil.